kurumum Demokratik Haklar Federasyonu, şahsım ve Hozat halkı adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Sıma Kerame. Değerli dostlar, yüreklikle şunu ifade edeyim. Yerel yönetimler mücadelesinde 7. yılın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yerel yönetimlerde özellik, yerel demokrasi ve yerel yönetimlerde demokrasi mücadelesinde el ele konularını belki il, ilçe ya da küçük toplantılarda tartışmışız. Katıldığım bu anlamlı sempozyumda inanın büyük böyle bir coşku yaşadığımı da ifade edeyim. Sempozyumu düzenleyen bizim de içinde olduğumuz tüm kurumlara, emek veren tüm dostlarıma ve siz değerli katılımcılara teşekkür ederim. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal krizi sizler ve bu ülkenin aydınları, ilerleyicileri, devrimcileri çok yakından takip etmektedirler. İşte tam bu süreçte İttihat Terakki anlayışı ve onun devamcıları olan Kemalist diktatörlüğün savunucuları işte son 15 gün içerisinde Dersim 1937-38'de yaşanan isyan mıdır, katliam mıdır, soykırım mıdır tartışmalarını gündeme getirerek kendi iktidarları için yeni bir zemin yaratmaya çalışmaktadırlar arkadaşlar. Evet, diyoruz ki 1937-38'de Kürt halkına yönelik yaşanan bir katliamdır, bir soykırımdır. Soykırımı tartışan, gündeme getirmek sorumluluğu da bu ülkenin ilercilerine, devrimcilerine ait bir sorumluluktur. Kemalist diktatörlüğün savunuculuğunu yapan, bekçiliğini yapan birilerinin soykırıma uğramış bir halkın sorunlarını tartışma hakkı olmamalıdır. Bu sorunu Deniz Gezmiş'in yoldaşları, Mayrı Çayan'ın yoldaşları, Mazlum Doğan'ın yoldaşları, İbrahim Kaypakaya'nın yoldaşları ve bu noktada kendisinde sorumluluk gören ezilen halklar ancak tartışır. Bu anlamda Dersim yerelinde 10 Aralık'ta ilerici demokrat devrimci kurumlarımız başta Dersim Belediyesi olmak üzere diğer 3 ilçe belediyemizin de içerisinde olduğu ve halkın yoğun bir şekilde eyleme hazırlandığı bir süreç yaşanacaktır. Bizler bu özürü kabul etmiyoruz. Evet arkadaşlar, 10 Aralık'ta Dersimliler ve Kuzey Kürdistan'da yaşayan bu ülkenin ilercileri, aydınları seslerini Ankara'ya mı, ulusal ve uluslararası alandaki tüm güçlere en güçlü bir şekilde haykıracaklardır. Taleplerini gündeme getireceklerdir. Biraz sempozyumun konusu dışında olduğundan dolayı kısa tutmak zorundayım. Değerli dostlar, tarih 1992. Savaşın yoğun yaşandığı, çatışmaların olduğu Dersim halkının mezrasından, köyünden zorla göç ettirildiği bir dönem. Kontra'nın, MIT'in, Yeşillerin, hatta ona benzer bazı güçlerin kol gezdiği bir dönem. Yaşamın saat 8 ve 5 arasında sınırlandırıldığı bir dönem. 92 Dersim süreci. Bu tarihlerde Dersim, özellikle Hozat bölgesinde devrimci demokrat kurumlar
yerel yönetimlerde halkçı, devrimci yerel yönetim anlayışını tartışmaya açmışlardı. Bir taslak ve program hazırlandı. Seçimlere yakın bir dönemde sistem tarafından bir operasyon 1980 yılında Fatsa'da 12 Eylül askeri faşist junta döneminde yaşandığı gibi süreci tartışan tüm kadrolar gözaltına alındı ve tutuklandı. 93 tarihinde söz, yetki, karar halka anlayışıyla yerel demokraside iktidarlaşma süreci kendi içerisinde bir olgunluk kazanmıştı. Aradan yıllar geçti. Tabii savaş süreci devam ediyor. Kan ve gözyaşı, Dersim halkı da bu savaştan en fazla diğer Kürdistan bölgesindeki halklar gibi bir pay almıştı. Tarih 2002. Düzen partilerinin arka bahçe görevini yapan ya da büro görevini yapan yerel yönetimlerde halk iktidara gelebilir mi? Ve yeniden aramızda bulunan ve o dönemlerde akademik yönde bize destek veren devrimci kurumlarla birlikte hareket eden dostlarımıza da teşekkür ediyorum. 2003 tarihinde döneminde Hozat'ta yerel demokrasi güçleri bir ittifak halinde güç birliği yaparak Mart 29 seçimlerinde iktidara geldiler. Programı halka açıyoruz. Halkçı belediye, devrimci belediye diyoruz. Ve halk sorular sormaya başladı. Sizler inanıyoruz ki fedakarca çalışacaksınız. İmkan ve kaynaklar yaratırsanız bizim mali müşterek nitelikteki hizmetlerimize de ilçede yaşadığımız sosyal, siyasal, kültürel sorunlarımıza da çözüm de bulursunuz. Ancak bir gerçeklik var. Sizler iktidarlardan uzak ve merkezi bütçeden pay alamayacak siyasal bir duruşa sahipsiniz. Ortak bir söylem. Biz güçlüyüz. Çünkü sizler varsınız. Halkımız var. Halkın gücünü hiçbir kuvvet yenemez. Ve alanlarda, meydanlarda Hozat ilçesinde halkımızla el ele vererek Hozat Belediyesi'ni sorun olmaktan çıkarmanın yollarını bulmaya çalıştık. Evet, meclis toplantıları halka açık yapıldı. Komiteler oluşturuldu. Bir bütün dört mahalleden oluşan mahalle komiteleri oluştu. Komisyonlar oluştu. Gençlik, kadın ve öğrenci komisyonları. Bir yıllık süreç içerisinde el ele vermişiz. Halkın pratikte de her karara katıldığı, her çalışmaya katıldığı ve çok başarılı sonuçların alındığı bir dönem yaşıyoruz. Bu çalışma tarzını kendisine risk gören sistem güçleri saldırmaya başladı. İlçemizin nufusu 4500. 5000'de askeri birliklerin sayısı. Ve halkı tehdit etmeye başladılar. Bir tarafta yoğun savaş, diğer tarafta ilçe merkezinde askerin sayısal ve güç olarak kendisini ifade etmesi. Ülke halkının direngen ruhu tüm bu saldırılara karşı pratiklerde cevap oldu. Ve kentin kendi ilçesinin sorunlarını birer birer çözmeye çalıştı. Değerli arkadaşlar, pratikte yapılan çevre, su, kanal, kanalizasyon, ortak yaşam alanları vesaire bu çalışmalardan çok fazla bahsetmeyeceğim. Evet, diyoruz ki yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olacaktır. Ama bunun kaynağı emekçi halkın kendisidir. Demokratik, ilerici ve derimci kurumlardır. Yani
halkçı ve devrimci programlar kapsamında ciddi projeler başarılmıştır. Bunu açık ifade edeyim. Bölgenin özel durumdan kaynaklı belediyelerin, yerel yönetimlerin sorumlulukları asıl demokratik alanda halka yönelik coğrafyanın doğasına, kültürüne, siyasal yapısına ve demokratik değerlerine uzanmış olan o kirli ellere karşı tavır almaktır. Hozat Yerel Yönetim Komisyonları Ali Boğaz bölgesinde yaşanan orman yangınlarında da görev aldılar. Hozat Yerel Yönetim Komisyonları çatışmalarda savaşta şehit düşen devrimci değerlerimizin cenazelerini de omuzlayarak görev yaptılar. Evet arkadaşlar, şunu demek istiyorum. Bizim görevlerimiz 5393 sayılı kanunla sınırlandırılmış. Fakat biz inadına halkın gücüyle bu kurumları demokratik mevzi haline nasıl dönüştürebiliriz çabasını hep gösterdik. İnanıyorum ki 2 günlük festivalin sonucunda aldığım izlenim de gelecekte ya da kısa süreler içerisinde devrimci halkçı yerel yönetimlerin Kuzey Kürdistan coğrafyasında ve ülkenin diğer bölgelerinde yalnız kalmayacaklarını, yalnız olmayacaklarını, daha aktif, orta ve uzun vadeli projelere sosyal, siyasal anlamda başarı sağlayacaklarına inanıyorum. Değerli arkadaşlar, 2008 yılında halk toplantılarında bir ön çalışma yapıldı. Bir caddeye devrimci değerlerimizden isimler vereceğiz. Halk toplantısında çıkan ortak karar, evet, şu A caddesine Deniz Gezmiş'in ismi verilsin. Kararlar alındı. Bizim açımızda fiili olarak karar alınmıştı. Halk kararını vermişti. Ve biz artık Deniz Gezmiş'in ismini ilçemizin bir caddesinde simgeleştirmiştik. Yüreğimize almıştı. 5393 sayılı yasaya göre siz isim ve ad değişikliklerinde almış olduğunuz kararları yasal prosedür gereği kaymakamlığa gönderirsiniz. Suç ve suçlu övmekten kararın iptaline gittiler. İdari mahkemeye de bağıştık. İkinci bir karar da tekrar halk toplantılarına öneri olarak sunuldu. Halkın ortak görüşü, evet, geçerli olan Hozat halkının almış olduğu karardır dediler. Sonra Danıştay'a davalar açıldı ve şu anda sistemin bu saldırısına karşı Hozat halkı İlçe merkezinde Deniz Gezmiş Caddesi'ni telefon faturalarında, su faturalarında ya da günlük yaşamda gezerken ben Deniz Gezmiş Caddesi'nde geziyorum diye pratikler yaşıyor. Evet, yani sizi bir şekilde yasalarla kuşatmışlar, kanunlarla bağlamış bir hale getirmişlerdir. Ama inadına bunların hepsi aşılacaktır arkadaşlar. İlçemiz bütün bu ilçe halkı bütün bu sorunları aşabilecek bir koruma ve bir güce sahiptir. Çünkü katılımcı, şeffaf, halkçı ve devrimci anlayışından asla geçmişte olduğu gibi bundan sonra da sistem ve Kemalist diktatörlüğün temsilcilerine asla fırsat vermeyecektir. İşte seçimler sürecinde bir gerçeklik yaşıyoruz. Askeri birliklere ait ilçe merkezinde 800'e yakın oy var. 5000 asker var, 800 tane subaya subay vardır. Seçimlerde taraf olarak oylarını kullanır. 2009 seçimlerinde halkımız mevcut durumu da göz önüne alarak o direngen ruhunu ortaya koyup yeniden derimcileri, halkçı ve derimci anlayışı yerelde iktidarlaştırdı. Evet, akademik düzeyde
İki günde çok şeyler öğrendik burada arkadaşlar. Bu sempozyum 2004 ya da 2003 yıllarında yapılmış olsaydı halkçı, devrimci belediyelerimiz belki bugün daha ileri bir aşamaya gitmişlerdi. Bizim de bir eksiğimiz bu ülkenin diğer bölgelerinde, Hatay'da, Çamlıhemşin'de ve Kuzey Kürdistan bölgesinde demokratik yerel yönetimler mücadelesini veren arkadaşlarımızla, dostlarımızla bir araya gelmemek de bir eksiklik. Bunun da öz eleştirisini huzurlarınızda vermek istiyorum. Bizim iddiamız ya da hedeflerimiz bölgemizde, coğrafyamızda yaşanan saldırılara ve devam eden savaş sürecinde mağdur olan Dersim halkının ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap almaktır. Asla sistemin o gerici, faşist, ırkçı, şövenist anlayışlarına, saldırılarına fırsat vermeyeceğiz arkadaşlar. Bu gücü de halkımızdan alıyoruz. Siz değerli katılımcılardan alıyoruz. Sizlere yeniden teşekkür ediyorum.